Gençler, Peygamber Efendimiz hicrete başlamadan bir taktik üretmişti. Öyle başıboş bir şekilde hicrete başlamadı, direkt Medine'ye gitmedi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz hicrette bir mağaraya sığınmıştı. Hangi mağaraydı bu? Hira. Hira değil, Sevir mağarasıydı. Ve Sevir mağarası bize neyi öğretir biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in taktiğini gösterir. Çünkü Sevir mağarası Mekke'ye bakaraktan Mekke'nin aşağı tarafındadır. Bakın göstereyim size. Sevir aşağı yukarı şu taraflardadır. Gençler, ciddi söylüyorum, terbiyesizlik yapma. Biz burada Peygamber Efendimiz'in hayatını öğreniyoruz, tamam mı? Biz burada o kadar önemli mevzular konuşuyoruz. Sizin yaptığınız olaylara bak. Arkadaşlarınız dersi dinlemek istiyor ama bölüyorsunuz. Ömer'im, Serhat, muhtemelen de zaten siz attınız bunu. Ama bak şunu bilin. Bu dersler önemli. Bu dersler hayatımıza geçirmemiz gereken dersler var içerisinde. Biliyorum, oyun istiyorsunuz. Enerjiniz fazla geliyor. O enerjiyi de atmamız gerekiyor. Tabii mescitte güreş de yapıyoruz, top da oynuyoruz ama yeri geldiğinde dersimizi de yapacağız. Biz de küçüktük bir aralar. Biz de buralarda oturuyorduk. Ama yeri geldi. Şu an biz tahtanın diğer tarafındayız. Yeri gelecek, siz oraya geçeceksiniz. Biz de bu yaşımızda doğmadık ya, biz de bir aralar küçüktük. Onun için sizleri güzel bir şekilde dinleyin. Birazdan da inşallah çıkartacağız. Başkanım, benim de bir duyurum var infak kampanyası ile ilgili. Evet. Genel merkezden hatta tebrik geldi bile. Dünya çapında birlik şubesi olarak birinci olduk. Elhamdülillah. 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 Arkadaşlar, herkesten Allah razı olsun. Bu başarıyı hep beraber elde ettik. İnşallah daha nice kampanyalarda da aynı başarıyı sürdürürüz. Allah herkesten razı olsun. Amin. Ali Hocam, duyurum var mı? Var başkanım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi önümüzdeki perşembe bir sohbetimiz olacak. Herkes çevresini, arkadaşlarını davet etsin. Güzel bir katılım sağlayalım inşallah. İnşallah. Ali abi, benim bir sorum var aslında. Hani ben her hafta davet ediyorum gençleri, arkadaşları davet ediyorum. Hani eskiden camiye gelen, şu anda biraz kayıp olan arkadaşları. Hatta arada arıyorum, gelir misin sohbete, özledim falan diye. Ama pek geri dönüş alamıyorum. Hani gelmiyorlar. Diyorlar ya işim var. Bazıları hatta hiç cevap vermiyor. Boş davet gibi oluyor biraz. Serhat'ım, boş davet diye bir davet yoktur. Bizim gençliğimizin sloganı ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın ayeti olan emri bil mağruf ve nehy anil münker her Müslümana farzdır arkadaşlar. Yani bizler her zaman davetimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Biz zaferden değil seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tandır. O yüzden inşallah Serhat'ım ve herkes de davetini önümüzdeki perşembe günü için en iyi bir şekilde yapsın. Tamam inşallah. Duyurusu olan var mı başka arkadaşlar? Yok başkanım. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Esselamu aleyküm. Reis. Ondan sonra bakarız işte. Serhat'ım, boş davet diye bir davet yoktur. Bizim gençliğimizin sloganı ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın ayeti olan emri bil mağruf ve nehy anil münker her Müslümana farzdır arkadaşlar. Yani bizler her zaman davetimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Biz zaferden değil seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tandır. O yüzden inşallah Serhat'ım ve herkes de davetini önümüzdeki perşembe günü için en iyi bir şekilde yapsın. Bazen dersi ben atmak istiyorsunuz. Beyler,
Valencia, Barcelona var. Üst mü oynayayım, ne diyorsunuz? Bence var ya, Barça'ysa üst oynayıp. Messi abi ya. Öyle mi diyorsun? Vallahi Barça'yı, Messi'yi bilmem ama Alman liginden uzak durun gençler. Reis, Stuttgart mı diyorsun? Bana Stuttgart deme yalçın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Başkanım, seninle hemen bir şey görüşebilir miyiz? Görüşelim Serhat. Başkanım, geçen toplantıda görüştüğümüz konu aslında. Evet. Hani sen bana anlatmıştın, hani davetimizi yapmamız lazım, davetimize devam etmemiz lazım. Ben yeni tekrardan davetimi yaptım, gençlere yazdım ama geri dönüşümü alamıyorum. Ben ne yapacağımı şaşırdım yani, bilmiyorum artık ne yapmam gerekiyor. Serhat, şimdi davet yaparken önemli iki tane püf nokta var. Bizler insanlara İslami bağ kurmadan önce insani bağ kurmamız gerekiyor. Bu insanı bağ kurarken de işte o zaman insanların gönüllerini fethetmiş oluruz. O yüzden insanların kalplerine dokunacağız, gönüllerini fethedeceğiz. İslami bağdan önce insani bağ kuracağız. Çünkü belki insanların başka dertleri de olabilir. İşte o dertlerini gidermek için bizler varız. Sadece İslami bağ için değil, insani bağını da kazanmamız gerekiyor inşallah. O yüzden elimizden geleni yapıp o kişiyle görüşebilmemiz lazım. Belki de tam sana ihtiyacı var. Sen onun derdine deva olabilirsin Serhat'ım. Anladım başkanım. Allah tamam. Razı olsun. İnşallah. Leş gibi kokuyor böyle, içmiş mi gelmiş, ne yapmış, kaçta gelmiş, yine böyle lan çık kafayım. Hey! Kafa ayaş! Bak! Ne oluyor baba ya? Bak saat 2'nin dolmuş, millet işten geri geldi, sen daha ayağa atacaksın. Bak! Baba her sabah yapıyorum bunu ya. Her sabah diyor, sabah değil, her ikindi yapıyorum ben sana. Vallahi baba ya, yaptın ayıp ya. Al şunu alacaksan. Geldim kaç yaşına, ne yapıyorsun baba ya? Ver abi yaşına kaçayım. Ne? Yaşın kaç sen? Allah'ım ya, dünya. Evden çıkacağım, sonunda göreceksin ha. Çık git, başka yerde yaşa. Hayır, bu ne lan? Allah Allah. Arıyordum. Söyle Akif. Ben bir gün yokum ya, beni pas geçin. Yokum işte ben Burur. Ben gelmiyorum, siz keyfinize bakın. Hayır. Hayır. Tamam hadi kapat. Ha, Serhat beni aramış ya. Efendim Ömer. Selamünaleyküm Serhat. Aramışsın beni, kusura bakma ya. Telefonu görmedim. Aleykümselam. Aynen, ben aramıştım. Aslında ben şey için aradım yani. Nasılsın, ne yapıyorsun? Bayağıdır görüşemiyoruz da merak ettim. Vallahi iyi diyelim, iyi olalım Serhat. Sen nasılsın? Vallahi ben iyiyim Allah'a şükür de senin sesin pek iyi gelmiyor. Hayırdır, bir şey mi var? Ya pek bir şey yok ya. Peder'le az kavga ettik, az bir tartıştık da. Öyle yani, mühim bir durum değil yani. Sen ne yapıyorsun? Her şey yolunda inşallah. Anladım. Olur öyle şeyler. Vallahi aslında ben dışarıdayım. Şu an geziyorum. Dolaşıyorum iki. Seni alsam, beraber bir gezsek, dertleşsek iyi olur mu acaba? İyi, tamam olur. Olur, buluşalım. Vallahi ben şu an dışarıdayım ama ben sana doğru geleyim. Ben seni alayım, öyle gezelim. Bence en güzel öyle olur. Tamamdır, tamam. O zaman sonra görüşürüz. Tamam, hemen geliyorum. Vallahi işte Serhat, durumlar bundan ibaret. İş yok, güç yok.
okulda çok eksiğim var. Bir şekilde her şeyi yoluna sokmam lazım ama. Anlıyorum seni. Sana şöyle yardımcı olabilirim aslında. Benim iş yerimde işçi arıyorlar. Oraya bir sorayım, soruşturayım. Sana yer varsa o zaman direkt onu sana ayarlayayım. Vallahi, ben sana haber ederim o zaman. Vallahi çok süper olur ha. Gerçekten müthiş olur. Ben de bayağıdır iş bakıyorum. Vallahi hem seninle birlikte gider geliriz. Aynen, beraber gideriz. Sıkıntı olmaz. Bizim maçtan sonra bir beraber bir çay içeriz diyecektim. Ömer kardeşim arıyor. Efendim? Selamünaleyküm Serhat. Vaaleyküm selam Ömer. Serhat Allah razı olsun ya. Bir gün çok güzel geçti. Çok güzel oldu benim için. Aynen bence de çok güzel oldu. Seni bir görmem iyi oldu. Seni bayağı özlemişim. Sağ ol sağ ol. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Serhat ben sana bir şey soracaktım ya. Perşembe günü gençlikte sohbet oluyormuş. Hala devam ediyor mu o sohbetler? Bizimle birlik camisindeki sohbetlerimiz evet devam ediyor. Perşembe günleri gençlikte derslerimiz oluyor. Hatta bu hafta Enes hocam gelecek. Hatırladın mı Enes hocam? Hani GMG'de bize ders veriyordu ya. Oo süper. Aynen o gelecek. Hatta bu hafta beraber katılsak o derse. Çok güzel olur Serhat, çok güzel olur. Aynen o zaman öyle yapalım. O zaman anlaştık ya. Perşembe günü camide buluşuruz o zaman inşallah. İnşallah perşembe günü görüşürüz. Allah'a emanet ol. Tamamdır. Hadi görüşürüz. İyiyim elhamdülillah. Serhat sağ olasın, sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah aşkına. Yüzüm yollarda kaldı, nerede kaldın? Vallahi kusura bakma ya, trafik vardı. Yok estağfurullah, bende bir şey oldu diye korktum da o yüzden. Gençleri biraz yer ayıra. Allah razı olsun. Diyordu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği an yaklaşık 124 bin tane sahabe vardı. Hemen bir örnek verelim. Vehb bin Kebşer radıyallahu anh. Bugün onun kabri Çin'dedir. De Çin'e İslam nurunu yaymak için gitmiştir. Hepimizin bildiği Ebu Eyyub el-Ensari. İlerlemiş yaşına rağmen nereye gitti? Şu an nerede meftun, nerede kabri? İstanbul'da. Derdi neydi? Niye onu İstanbul'a kadar götüren bir şey vardı? İşte bu nedir biliyor musunuz? O iman aşkı. Bu iman nurunu tüm dünyaya yayma gayreti. Herkesin, her gönlün bu iman ile şereflenmesini istemek. İşte onlar bunun için yaşıyor. Onun için anlatmalar. Başkanım, ben bu gençleri hep buraya çağırıyorum ama gelmiyorlar. Kafelerde takılıp duruyorlar. Bunda ne yapacağız? Şimdi Furkan'ım, arkadaşlar bakın. Biz bu bölgedeki tüm gençlerden sorumluyuz. Biz bu gençlerin hesabını Rabbimize vereceğiz. Biz bu gençleri kazanmak için gecemizi gündüzümüzü sarf edeceğiz. Yorulacağız. Dediğim gibi gecemiz gündüzümüz belki gidecek. Ama biz bu gençleri camiye davet etmemiz lazım, çekmemiz lazım. Vallahi, bak gençler diyorum bak, yemin ediyorum, vallahi biz bu gençleri çağırmazsak, davet etmezsek, bu gençlerin hesabını biz Rabbimize veremeyiz. Veremeyiz. Biz bu gençlerin kalbine dokunmamız lazım. Gönüllerini fethetmemiz lazım gençler, fethetmemiz lazım. Gönüllerini fethetmemiz lazım gençler, fethetmemiz lazım.